Efes şanslı bir günündeydi. Yenmesi gereken bir rakipti. Efes'te şimdi soru işaretleri devam ediyor. Efes'i kimse atarak yenemez. Sağlıklı bir Real Madrid, herkesin sağlam olduğu bir tek onun ihtimali var. Shane Larkin şu anda geçen seneden farklı olarak Efes'in mağlup olmasına izin vermiyor. Abi Efes zaten üçlü savunamıyor. Evinde yüzde kırkın üzerinde rakipler üçlük atıyor. Yani Efes'in bu sene işi daha zor böyle devam edersin. İki hafta içinde en skorer üç oyuncun gidiyor. Kalbin beynin gidiyor. Georgievich'in Veseli'nin nasıl oynaması gerektiğini keşfetmesi en az en az bir galibiyet. Nasıl devam edecek? Fenerbahçe için ayrı, diğer takımlar için ayrı. Eurolig'in marketi iyice düşmeye başladı. Ben son senelerini yaşadığını düşünüyorum. Veseli'yi kullanma şeklini keşfetmenin bir anlamı yok. <laughs> Sevgili basketbol seyirler, Basket Podcast'ın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? O da iyi değilim ya. Sebep? Beni gördüğün için mi? Artık hiç, hiç izlenmeyeceğiz. Ne alakası var ya? Abi Fenerbahçe iyi olunca... Tamam geçeriz abi oraya. 70-80'lere çıkıyorduk. Tam Fenerbahçe bir çıkış yakaladı. 30'ları 35'leri bulmaya başladık. Dikkat etmem beni mutlu ediyor. Neye? İzlenmeye. Mı? Çok takip etmiyorum ama şöyle genelde arada sırada bir bakıyorum ya. Yani. Bizim 80 var bir tane ha? Geçen o. sene. CSK e, dönüşü. 15'te 15 mi yapmıştın? Öyle ya? bir şey değil. deplasmanı dönüşü geçen sene olması lazım. Abi e, bana bir pivot var mı bana bir de? Pivot mu? Şu biraz balık krekere benziyor ama. Hayır, pivot hiç... varsa hemen bana birden pivot söyle. Pivot. Wesley'nin e... yerine. E, e, De Colo'nun yerine bir tane combo. Booker'ın yerine bir tane dört buçuk. Olabilir. Toplu şeyinde indirim Abi oluyor mu? gibi değil ya. Hı? Toplusunda indirim oluyor mu? Kampanya mi? yapsınlar. Üçü bir arada... <laughs> Evet sevgili basketbol seller yemek sepeti uygulamasını indirip oradan market seçeneğinden e, bana bir uygulası, uygulamasını e, girip uygulamasına girip e, sepetimizi doldurup kampanyalardan faydalanmayı unutmuyoruz diyerek e, basketbola geçelim ama basketbola geçmeden önce önce seni tebrik ederim. Ne oldu ya? Kaç sene oldu? Oho kaç gün oldu ya? Kutla... İki gün oldu. Kutlamadın ha? İki gün oldu. Ben vallahi unuttum kutlamayı. Abi o. Allah'tan geçen... kuvanç programı seyretmiyor. Ömer Avşar. He. Ömer abi biliyorsun. Evet. E, i̇nşallah e, programı Ebru abla da izler. Onu da buradan ifşa etmiş olayım. E, geçen hani bir gün kuru fasulye yemeğe oturduk ya sen de gelmiştin sonrasında. Hatırlıyor musun etilerde? Evet. Orada bir şey anlattı. Şimdi Ömer abinin kardeşi var Ali abi. Evet. Ömer abi unutuyor evlilik yıl dönümünü, kendisinin mi Ali'nin mi? Kendisi ikili. Neyse eve gidiyor falan. Ee, i̇şte Ebru da şey yapmıyor herhalde. Ee, aradan üç gün geçiyor, biz oturuyorduk o gün, yemek yiyorduk, durdu bir anda yaptı. Oğlum dedi ben dedi evlilik yıl dönümünü unuttum dedi. Ne nah, ne diyeceğim ben dedi şimdi Ebru da bir şey söylemiyor falan ne diyeceğim ben dedi o falan. Unutmuş. Dinle Ali abi oradan mı yaptı? Abi dedi çok basit. Şey yapmana gerek yok. Gidersin eve dedi. Ebru senden sonra geliyor zaten dedi. Geldiğinde dedi hemen kapıdan gelecek. Ebru 3 gündür bekliyorum. Nasıl hatırlamazsın? Sen hatırla diye bekliyorum. Evet <laughs> yani hemen dedi üste çıkarsın dedi. Ya biz bayağı bir gülmüştük ya ona. Nasıl bir erkek bunu normalde düşünemez ama. Sen öyle bir şey yapmadın e, herhalde. Ebru unutmuş mu yoksa? Ebru unutmuş Ömer abi de unutmuş. Diyor Kaç kişi. yıldır evliler? Ya bence Ebru Ebru unutmamıştır da. Onlar kaç sene oldu? 2016. Daha yeni ya. 5 sene. Çocuk da var abi. Olsun. Bizimki 28 sene oldu. Ya tamam fark etmez ama unutulmaz ki o gün. Ben unutmadım onu. Ama geçmişte bir kere unutmuştum. Kafa çok karışıktı. Kıvan çok anlayışlıdır o şeyle. Yani Merdana ile mesela dört... sana da, sen de öyle yapabilirdin mesela. Bir gün yanlış unutsan Kıvanç bekliyorum 24 saat Ama Kıvanç, mı geldi? Kıvanç çok anlayışlı. Merdana ile vurmuyor, oklavayla vuruyor. <laughs> Merdane daha büyük değil mi? <laughs> Bu mocalarda öyle yap sonra. Ya güzel yani, hatırlanması gereken günler. Yani bir çiçekti. Güldü. Sadece çiçekti. Evi çiçeğe boğdum artı hediye aldım. Sen. Tabii. Daha bir suyunu içemedik ablam. Sen, <laughs> sen suyun içinde yüzüyorsun. <laughs> abi. E, e, ne konuşacağız? Anadolu Efe, Efe. Efes'i konuşup kapatalım abi. Niye? Seven. Abi ya neyi konuşacağız şimdi? Birkaç eleştiri yaparım ben. Nerede? Fener'de? Evet. Abi böyle şanssızlık olmaz. bu. bu %100 şanssızlık da. Abi dört senedir bu var ya. E, eleştireceğim... playoff serisinden önce başladı bu böyle. Eleştireceğim yer daha farklı olacaktı. Neyi eleştireceğim? Efes'i konuşalım mı? Hadi Fener'i açtım. Fener'le başla. Ee, Efes'le başlayalım. Fener'e devam edelim. Abi zaten. Fener konuşulması lazım. Efes şanslı bir günündeydi. E, yenmesi gereken bir rakipti. Efes'in hala sıkıntıları var. E, yani Kalinic 2'de iki atsa maç gitti de sıfır atınca son pozisyon Kaslı faul bile verilebilir ama bence ağır olabilir. O standart tutturamadıkları türden olmazdı. O ya çalınabilir, çalınmayabilir ama bence orada niyeti daha da böyle ee, baltayı indiriyor gerçi de yani daha çok topa böyle izledim 2-3 defa izledim ben. Niyetten gittim ben. Çalınabilir. Ya o kadar tecrübeli bir oyuncu yani <laughs> Çalınabilir abi çalınmaz demiyor. Ay o arkadan yapılacak şey mi ya? Maçın o sırasında. Mitsiç'e. Ya yani olsa hadi ikide bir atar. Mitsiç orada kaçırır mı hiç? Kaçırmaz. Yani. Efes'e Efes mi döndük? Ne yapalım? Efes'e devam edelim. Fenerbahçe'ye geçelim oradan sonra. Vallahi... E... Yani Efes o şey sıkıntısı bitti hakemlerle ters düşme ee, Barcelona ve Real Madrid olmadığı sürece, CSK olmadığı sürece e, Efes maçlarını şey yönet fena yönetmiyorlar. Yani o, bence o çalınabilirdi. Bir pozisyon daha vardı ondan önce belki çalınabilirdi. Ama e, o can yakan türde hiçbir düdük olmadı. Efes'te şimdi soru işaretleri devam ediyor. Şu açıdan devam ediyor. Dunstan geç form mu tutuyor? Yoksa Dunstan eleştirilerden e, iyice motive olup dişini sıktı. İşte arada bir böyle maç çıkaracak mı? Bence o çok önemli. Yani Çünkü e, sonuçta Kızıl Yıldız <laughs> Deplasmanlarda 68 sayıyı bulamıyor ortalama. Yani e, Makabi'yi 63 ve Zenet'i 58'de tutarak iki maçı kazandı. E, Ama Efes'i tutması mümkün değil ki abi. Efendim? Efes'i tutmak o, o sayılarda ben çok Efes'in yediği sayıdan bahsediyorum ha. Hayır hayır. Kızıldız'ın iki maç kazandı ya. Evet. Efesi Efes tutamazsın Efes orada. Efesi atarak yenebiliyorsan onu da girdiğin zaman zaten. Evet. Efesi kimse atarak yenemez. Bir Hayır, tek yani atman lazım yani. Sağlıklı bir Real Madrid, herkesin sağlam olduğu bir tek onun ihtimali var. Zaten geçen sene de işte playoff'larda ne kadar e, yani 3-0 bitecek gibi başlayıp e, nasıl bittiğini hatırlıyoruz. Atata girince atmak zorundasın. Onu da yapamıyorsun. Ne yapınca? Atata girince Efes'le atma zorundasın. Ya. Giremiyorsun da girdin diyelim. Şimdi skora bakıyorsun. Yüksek skorlu bir maç. Efes şey. niye hep Alba'yı yeniyor? Niye hep yeniyor? O nedenle işte. Yani Ne kadar iyi oynarsa oynasın Alba veya Makabi. Makabi yıllardır Efes'i evinde yenemiyor ya. Doğru hatırlıyorsam. 3 sene oldu herhalde. En az. En az. Yani Efes için sıkıntılı bir maçtı çünkü... E, Simon'da bir sıkıntı var. E, Bryant... Yani Simon'un yerini hiçbir şekilde dolduramaz. Zaten o doğru yerde oynadığı zaman faydalı oluyor. O ne bir, ne dört, ne üç buçuk, ne üç... O bir ile birlikte oynayacak bir iki numara. Yani. E, ama ben Simon'un uzun süredir bu kadar e, vücut diliyle başlayarak e, kötü olduğunu hatırlamıyorum. E, şimdi öbür larkın hariç öbürlerinde de iniş çıkışlar var. Yani o soyunma odasında olup bitenler çözüldü mü bilmiyorum. Muayman bir felaketti. E, yani şimdi aynı sayfada olan bir Efes şampiyonluk adayı oyuncuların hepsinin aynı sayfada olduğu bir Efes şampiyonluk adayı. Bu kadar inişli çıkışlı maç içinde bile ya böyle olmaması lazım. Bu sıkıntının mutlaka ve mutlaka çözülmesi Önceki lazım. Önceki iki senelerde de inince ama mesela üç bu, maç bu kötü oluyor da, Bu kadar. Onu söyleyeyim. Böyle üç di. maç kötü oluyordu, yirmi maç iyiydi. Yani ortalama böyle üstüydü. Şimdi iki di. maç kötü, bir maç iyi, dört maç kötü. 3 maçı iyi hani çok ha, iyi, keskin iyi dediğin zaman. kazandığın maçta bu maçı çok rahat kaybedebilirdi. Tabii. Hatta ben Şimdi, Kalin için 3 artı 1'inden sonra maç gitti bile dedim. Yani şey o, Efes olduğu için hep bir müthiş geri döndü. Şey, Reaksiyon verdi. Evet falan. yani Efes o da kimlikle alakalı biraz. Kazandığı. Valla o şeyle ilgili. Hem Ergin Ataman'ın o ıı, ...inat şeyinden hem de Larkin'in bence yapısından. Larkin de çok istiyor bu arada. Shane Larkin o... şu anda... ...geçen seneden farklı olarak... ...Efes'in mağlup... ...olmasına izin vermiyor. Ha, üçlüğü girmeyebilir ama... ...sekiz asist bir top kaybı. Muhteşem. Zaten ondan başka... Asist... Her topta el var. Müthiş, her yere müthiş bir enerji sahada. Yani onun bir sıkıntısı yok. Ama... ...şu anda Larkin'den başka... Şu oyuncuya her maç güvenebilirim diyeceğin biri var mı Efes'te? Yok. Yani Mithic'e ben her zaman güveniyorum. Hayır. Hayır. Mithic'e tabii ki güveneceksin. İniş çıkışlar var bu Yani onu demek istemiyorum. Yani ben çok sevdiğim laflardan biri e, Bobby Knight'ın yani ben bir maç 25 bir maç 5 atan oyuncu istemem en kötü maçı 10 en iyi maçı 14 atan oyuncu isterim. Yani hep 6.5'tan 7 oynasın oynasın. Mets için her maç öncesi şunu doğru yapacak bugün diyebileceğin bir güvenim var mı şu anda ona? Şu an yok ya. Yok. Ha şu olur. Ya bugün Mitch için günü olabilir. O ayrı. Ya onun sahada olması güven açısından hem taraftarı kendi adıma da söylüyorum o güveni her zaman veriyor da performans işte bu seneki iniş çıkışlardan dolayı çok yani iniş belki. çok iniş çıkış var abi ya yani her çıkış. zaman sahada olmalı ya o e, potansiyelinden dolayı Tibor için ne diyorsun? Vallahi yani biz geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Bölge o alanda çok ne... yalnız kalmaya başlamadım artık. Ne kadar kaldırabilecek Geçen hafta belinden sakatlandı dediler. O sayesinde biri belin, bel sakatlığından böyle dönmez yani. Bence çok çok şey oynadı. Anderson daha çok süre alıp. Ya o kadar geniş bir kadro var ki. Şimdi evet. sezon başında herkes formda olsa Anderson kimsenin aklına bile gelmeyecek. Mesela doğuşu hiç görmüyoruz rotasyonda. Sakat o galiba. Sakat mı? Galiba. Olabilir. Yani Anderson hiç konuşulan biri değil. E Gayet Çok iyi oynadı bence. Maç başında. Yani ya maç içi de çok keskin iniş çıkışlar var. Bunun sebebi e, oyuncuların performansı mıdır yoksa e, başka bir şey midir yani? Çünkü her hafta aynı şeyi Abi, konuşuyoruz bilmiyorum. ama bilemezsin. Yani idmanda olman lazım. Antrenman eee soyunma odasında olman lazım. Seyahatte olman lazım. Ben mesela İsmet abiyle hep seyahat ederken işte ...genelde Efes, Ülker... ...işte bazen Fenerbahçe... ...bazen Galatasaray, başka kimliğe... ...ha Tofaş'ta birkaç kere şeye gittik... ...Deplasman'a... Ee, <laughs> ...uçağa binişten... ...otele girişe kadar... ...artı... ...antrenmanlarda şeyi alırdın yani... ...Üsmet ee, Ağabey'in... E, ...hava atışında güzel bir lafı vardır... Bugün Harun'u iyi gördüm. Daha hava atışı geri yavaşlardan anlıyorsun İsmet abi derdi. E, anlarım derdi. Yani onlarla birlikte olsan bir fikir üretirsin. Ama şu anda sadece maçta gördüklerimizle ilgili onlara göre yorum yapabiliyorum. Bence bir sıkıntı var. Çünkü e, Simon'la kesim var bir kere de. Yani sakat... Ben Simon'un önceki sakatlığının da e, çok e, sezon başındakinin çok Sakatlık Geçerli olduğunu yine. düşünmüyorum. Ben, öyle bir haber gelmişti ben de bizden evet. de, bize. Hı -hı. Ama konuşmadık. Evet. Yo söylemiştik ya bunu. Burada mı söylemiştik? Hı -hı. Ben aramızda konuşurken söyledik. Yok bir kere söyledim ben. Öyle duymuştuk diye sen de evet. Öyle. Ya şimdi Simon çok önemli bir oyuncu ama belki de yani e, Simon'un bu kadar e, negatif olması, Bryant'ın biraz daha doğru yerde süre almasına yol açacak. ...diye düşünüyorum yani çünkü... E, ama Brian'dan da bu sistemde Simon'un... boş Simon yerini dolduramaz. Bak. Ben dakika olarak söylüyorum. Ha, dakika olarak da... Tamam. Abi Brian çok iyi oyuncu ya. Çok iyi oyuncu. Simon'un ekstraları fazla abi. yani Simon'un oyun zekası, evet. hi oyun hissiyatı, soğukkanlılığı... ...bunlar çok farklı ama... Bir NBA takımı ikisi arasından birini seçeceğim dese... ...Brunch'i seçer. seçer. Evet, ha. Doğru. Yani Simon burası için, Avrupa için... Özel ...çok özel oyuncu ama... ...kafa hiç iyi değil abi. Yani kafa mı... Yani ...sakatlık olduğunu hiç düşünmüyorum. Yine süre vermeye... E, ...bir şekilde... ...devam ediyor yani. E, Geçen de onun röportajına denk geldi... ...o belki eskidir ya da yenidir falan. Eee ...yemeklerle arası iyiymiş şeyde... ...pandemi zamanı... <laughs> ...bayağı böyle yemek Yiyom yapmayı almış. öğrenmiş. Yok yok onu dinliyordum da... E, ha, yemek yap yapmayı söyle. seviyor. Hmm, yemek yapmayı falan... değerli ...burada olmaktan da mutlu da... ...bu sene bir e, şeyi var... E, ...bir sıkıntısı var. Sağ içinde... ...toplu olan performansı da... ...eskiye nazaran şey. Hayır bir de şimdi şöyle bir şey var... E, ...Singleton'da da bir... Tuhaflık var. E, Muayerman bir ara aynı şeyi söylettiriyordu. Bir şey soracağım. Bu kısaların bu bazı kısalardaki iniş çıkışlarının olmasının sebebini e, uzun rotasyondaki boşluğa bağlayabilir misin? Hayır ama şimdi Muayerman'ın mesela çok iyi oynayıp Mıç için iyi oynamadığı maçlar var. Tabii Hı. ki etki oluyor yani ama Ben Muayerman 4 numaradan gitmedim. 5 numaradan gitti. Evet. Da e abi Plaj müthiş Hı. oynuyor ya. Sertaç'ın o boşluğunun dolmaması. Tamam savunma olarak. Savunma olarak söylüyorum. Yani stretch 5 olarak Plyce'ın e, Sertaç'tan aşağı kalır bir şeyi yok. Sertaç. Geçen seneki Sertaç. Geçilmeyen Sertaç. Sertaç savunma diyorsun sen. Evet. Ben stretch 5 olarak Hayır, diyorum. Hayır yok ben hücumdaki şeyini söylemedim. Plyce leblebi gibi atıyor. Ayrı konu. Belki Sertaç'tan daha düzgün bileği. Belki de. Hem bileği düzgün hem de şeyi daha uzak range'i. Range'i evet. Sert açı savunma savunmada, savunmada açı feci arıyorlar zaten. Şimdi ben zaten işin savunma tarafındayım. Arıyorlar tabii yani. Petrushev de o kadar yanlış bir seçim ki ama şimdi onu so şey, şimdi şu maça bakarak yani Efes'i bu sene ilk defa seyretsen... Bu takıma mutlaka bir uzun alınması gerekir dersin değil Sinan mi? Başı söyledik Hayır. Bu maçı izledin ilk de. Nasıl bir uzun alırsın? İyice kafaları karıştırdı. Orada da işleri zor. Yani Hayır, bulmak zaten ayrı bir zorluk. zorluk. Hayır, doğru tarz oyuncuyu bulmak daha zor. Yani gideyim oradan bir Tarık Bilek çekeyim dersin. Daha büyük boşlukta da yaratabilir. Eee Aklıma da oyuncu da gelmiyor pazardan. Uzun. Valla işte... Ben onu unutmuştum. Çin'de oynadığını da bilmiyordum. Ee, şey ismini... Ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Fenerbahçe için. Ee, Clark ismi. Evet. E var yani her yeri tarif. durumda. Ha? Mesela Mike Toby olabilirdi. Jack yalı işte gitmeseydi NBA'ye olabilirdi. Ama onu değil yani. lige yolladılar. Efes parayı bastırıp alabilir onu belki de. <laughs> kurda düşmüş <laughs> <laughs> o Sen, yarar, o yarar. Senin 100 dolar aldığını düşünüyorum ben kurun o kadar düşmesiyle alakalı. Başka bir şey olamazdı. Nasıl anlamadım. Yani sen 100 dolar aldın kesik yok okur oradan oraya indi yoksa okur hiçbir türlü düşmezdi Ya neyse oraya sen... hiç girmiyor. Onun etkisini göreceğiz ileride. Evet. Evet, hayırlısı olsun diye. Yani şimdi mesela Efes'le ilgili soru işaretlerinden biri de Kızı Yıldız çok ekstra üçlük soktu. Çünkü iyi üçlük atan bir takım değil. 26'dan 13 galiba. Kalen 3, 3 artı 1 gördük. Abi Efes zaten üçlüyü savunamıyor. <laughs> evinde yüzde kırkın üzerinde rakipler üçlük atıyor. Yani, e evinde çok enteresan çok sayı yiyor ya. O şeyden kaynaklanıyor biraz bana sorarsan. Burada zaten basar gaza giderimden kaynaklanıyor. Yani. Ne oldu gözüne ya? Bir battı bir şey battı. Bir Kızardı. Ha. İyi şimdi. Ama yani Efes'in bu sene işi daha zor... Böyle devam ederse, onu sana kesin söyleyeyim. Bir istikrar, tamam iniş çıkış olur ama bu böyle iniş çıkış yerine şunun altına inmemeli. Kalp ritmi gibi diyorsun yani. Kalp ritmi böyle. Arada o oluyor. Ben Benimki bağlı. öyle, seninki böyledir. <laughs> O seni görünce benim gibi öyle oluyor. Oo, yani. ağır oldu abi. Niye güzel bir şey söyledim? Ha bu arada Larkin 9 asist yapmış. 8 değil. Demin ya yani 9 asist bir top kaybı muazzam yani. Verimli Takım olarak 16 şey. asist 10 top kaybı bu arada yani. Zaten ee, oradan bazı şeyleri an, anlıyorsun diye düşünüyorum. 16 asist. Efes basketbolunda ya Geçen biraz... seneyi düşünürsen top paylaşımı. kızı mı? yıldız biraz e, evinde çok deplasmanlarda da. Kaç attı Efes? 85 mi? 84 müydü? E, 84. 84. 84 sayıda. E, 83'te 7. 83 7 şey. 10 16 asist. Efes basketbolunda bunun 20'lere gelmiş olması lazım. Evet, yani 17 ikilik basketin Efes'te 13'ü kısılardan geldi. Zaten Mitesiç'le maçı öyle bitirdi. Ee, bak Kızı Yıldız kazandığı maçlarda rakibi 0.79 asist top kaybı oranına tutuyor. Yani senin oyununu bayağı bozuyor kaybettiği maçlarda, ki genelde bunlar biraz deplasman ağırlıklı rakip 1.3 asist top kaybı yapıyor. Arada inanılmaz bir fark var. Belki hiç bir takımda olmayan bir fark bu. Larkin'in sayesinde Efes <laughs> 1.6'ya çıktı. Yani Larkin bu maç ondan çok önemli. Yani üçlükler girmedi diye biraz e, eleştirdi. İçinde enerji ve liderlik tarafı. Abi bak 9 asist bir top kaybı to bir top kaybını çıkar oradan. Efes'in şeyi e, asist top kaybı oranı Kızıl Yıldız'ın kazandığı maçların kinin de altına düşüyor. İşte 4-5 maçtır Larkin orada bir isyan bayrağı çekmiş. Çekti, diyorum. çekti. Maşallah. Ya ona da biri ikisi eşlik edince Efes kazanıyor ama işte yani e, kimlere kim kim kimlere o kadarı yeter ha? Bu maç kime eşlik etti? Kısadan, kısa rotasyonla. ve Boba fena oynamadı. Metsic maçı 10 sayıyla bitirdi. Yani son 10 sayı. Ama kopuk kopuk şey oldu. E, Playes e, iyi katkı yaptı. İster e, rotasyonu. maça iyi başladı. İyi başladı. Yani. E, abi o kadar çok oyuncu var ki. 11 ya ya yabancı bu, bu mı saydık biz? Petrushev'i almayıp 11 yabancı mı saydık orada biz? Geçen hafta saydık 11'di galiba. Ya bir şey söyleyeceğim. Petrushev transferi de biraz e, Fenerbahçe'nin de zamanında yaptıkları transferlerle benzetiyorum. Hangisi? Ya, Türk oyunculardan ismini vermeyeyim. Ama hep benchte oturdu mesela. Onun bir sebebi vardı. Mesela. İşin Abi biraz Petrusu. sağ dışı. Transferi gibi oluyor. Menajer şeyi. Hı, olabilir. Olmaz diye bunlar Avrupa'nın yazılı olmayan kurallarından. Ha. Hayır ama Petrus'e otursun diye almadı her gün. Bir sene oynatıp pişirip... Yani belki şöyle bir hesap vardı. <laughs> o yetenekli çünkü şey senin kafanda hangi fenerbahçeli vardı bilmiyorum ama e, 15 kupa tahmin 15 ediyorum kupa ki şey. anlıyormusunuz? Ama o müthiş antrenman katkısı yapıyordu abi. Eğer aynı kişiyi düşünüyorsak ekbe tembel olduğu için çalışmayı evet. çok sevmediği için. Ekbe ile Wesley'nin antrenman temposu belli bir seviyenin altına, sertliğin altına düşmesin diye Aa. o arkadaş eğer aynı kişi ise işte bonus olarak gelen tamam onun amacı vardı. Petrushev'in idmanlarda tansiyonu yukarı çıkarması ve sertlik getirmesi için alındığını zannetmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> olabilir bilmiyorum sen daha. <laughs> Niye o bakış anlamadın? Yok ben. hayır sen, olabilir. Ya bence hayır. düşünce şuydu. Ee, Yok sen daha iyi bilirsin Ben yanlış bir şey de söyleyeyim Bu şey. takım bu kadro mü müthiş bir kadro ee, Avrupa'nın En iyi kısa rotasyonu Bu kadroda ee, Plays Hücumda Duncan savunmada Duncan? Tim şey, mi? E, Dunston <laughs> Tim Duncan olsa iyi olurdu ee, İster Dans miydin? 39'unda 39 geçmişti mi ya. 39'u son senesi geldi. %100 sister. Okay. Ama Avrupa'ya gelmez ee, şeyden dolayı, FIFA hakemlerinden dolayı. Bilir. Biliyorsun açıklaması var. Bu ne ya dedi? Ee, <laughs> Dunstan'ın bu kadar e, düşeceğini tahmin etmiyordu. Şimdi <laughs> bir, bir çıkış bu maçta inşallah bir çıkışın başlangıcıdır. Moerman'ın böyle olacağını belki tahmin etmiyordu. Eee... Simon'u kesin tahmin etmiyordu. Yani 11 tane müthiş oyuncu var. 12.yi de biz şey yaparız diye düşünüyordu herhalde Ergin Ataman. Ya yani bir süre bulurum onu. Onu parlatma fırsatı yakalarım diye bulunuyordu ama işte bu kadar iniş çıkış ve sıkıntı olduğu zaman yani bu, bu seneki takım içinde kopuklukları da düşünürsek sağ iç top paylaşımı vesaire form tutmadığını da düşünüyorum ben Efes'in. son olarak onu sorayım sonra. Form tutarsa bu iniş çıkışların ee, daha az göze batacağını düşünüyor musun? Abi form tutmak neyle ilgili? Form düşüklüğü neden yaşanır? Ya ara verirsin, yaşına göre o verdiğin arayı toparlaman değişir. Ee, ya bir sakatlık yaşarsın, ya hastalanırsın. Bunların hepsinden form dönüşü olabilir ama burada sıkıntı varsa o işte Cirveyni kalp görüyorsun. atışları böyle olur. Onu da yani biz tahmin ediyoruz sadece. Başka bir şeye bağlayamadığımızdan. Tabii. Evet yani o görmüyorsun ki nasıl ilişkiler yani sezonun yarısı bitti. Havalimanında herkes bir köşede mi oturuyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bak Fenerbahçe'de kadronun kalitesi ve genişliği bu kadar aşağı çekildi. Aynı dostluk, aynı şey hala var. Şu yani ona şubeheli yere gelince evet o çok değerli bir şey. Abi o o bir numara. Ya yani, e, o istiyorsan da... geçelim. Eklemek istediğin bir şey var mı? E, e, ya yani 9'a 8 devre böyle bitti. 9'a 8 yani düzelmezse işte 34 maç mı? Değil mi? İşte. 20 20'ye 14 bitirirler. Olabilir evet. İnişle çıkışla. Yani. Ee, abi Fenerbahçe'ye geçeyim. Çok şanssız. Hadi Nando Dökola da çok e, talihsiz. İkisine de çok geçmiş olsun ama tabii sistemi düşünürsek e, Yan Vesel'in önemi. Baba ikisi de en önemli parçalardı. Tabii ki ama hani illa bir teraziye koyarsak yani, biri e, bir e, adım daha önde tabii ki. Wesley, yok hiç dedik burada. Adam sakatlandı. Yani Denver için yok. Maşallah demesek Yok hiç için. neyse Wesley Fenerbahçe için o. Yani, yani o kadar şanssızı ki yani doko e, e, dribbling yaparken eli kırılıyor ya. Yani. Ya bu nasıl bir iş yani? Bu nasıl bir şanssızlık? Dört yıldır. Kurşun falan mı döktü sen? Abi bak, bu normal bir şey değil. Bu, bu şey değil. Ya yani burada ben çok inanmam ama. Ne oldu? Geliyordu. Cümlendi. Ona gülmeye başladım. Ha, ben, benim başıma böyle bir şey geçti. <laughs> Büyü var diyecektin. Ha, çok her şeyin ters gittiği bir dönem. Kumaş dedi ki sana kurşun dökeceğim dedi. Döktüreceğim dedi bir kadın buldu. Senin üzerinde büyü var dedi. Kim yapmış dedim. Eski arkadaş, kız arkadaşlarından bir tanesi dedi. Yatacak yeri yok onun biliyorsun. Hayır. Kurşun döktü. Abi bir anda bütün işler açıldı. Ondan o olaydan sonra biraz inanıyorum. O zamana kadar hiç inanmazdım. Ama bu kadar şanssızlık olmaz abi. Yani bir iki hafta içinde en skorer üç oyuncun gidiyor. Kalbin beynin gidiyor. Her şeyin gidiyor abi. <laughs> Artık asap buzuyor. 5-6 senedir bu var. Daha önce de oldu. Abi 4 senede çok üst üste. Yani kötü zamanlarda geliyor. CSK tam e, form tutuyorsun. CSK playoff futlarına gideceksin. 7 eksikle gidiyorsun. Efes'le e, final four oynayacaksın. Hadi Jalgiris'i de sakat sakat idare ettin. Takımın yarısı iğneli, yarısı sakat. Yani Demin sen söyledin. Öncelikle takımın e, formu, enerjisi vesaire her şey bir tarafa. Bu şubenin adı Mücadele Şubesi. Yani çok... E, kim, hangi oyuncuyu getirirsen getir. Gerçekten Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin bir parçası olduğu zaman e, hani bazı yerlerin o şeyi vardır ya, etkisi. O formayı giydiğinde hakikaten e, mücadele seviyesi de başka bir şeye çıkıyor. Yani Obrada 3 döneminden beri gelen... ...belki de bu şubede... E, ...kalan etkilerden... ...yegane... ...şey olabilir. Yok. Mücadele. Öyle deme abi Yani Fenerbahçe hala... Nasıl e, diyeyim abi? Mücadele... Müthiş bir mücadele hay, var. Kalan, Hangi oyuncu... Ender... Ender demedim mi? Kalan Ender şeylerden biri değil. Fenerbahçe hala... Hayır saha Oynadığı hiç... basketbol... ...şeyi ne olursa olsun... Hı. ...hala mesela... ...yüksek... E, ...basketbol IQ'su olan oyuncuları şimdi evet. atletlerle enerjiyle destekliyor. Tabii, ama hala söyle. orada Guduric'i, De Colo'yu, Vessel'ı, Polonara'yı orada istiyor yani. Tabii, üçüncüyü söyle iki tane mücadele ve oyun IQ'su dedik. Başka? Savunma. Tam onu mücadeleye koydum işte. Ben e hepsini, bir mücadeleye koyuyoruz. Ya yegane dediğim tek bir şey demedik yani. 2-3 şeyden bir tanesi dedim ben. Sen niye hemen beni bozuyorsun ki? Abi bu kadar yani. şanssızlık hiç kimse, <laughs> hiçbir takım yaşamadı Olmaz. 4 senedir. Tamam mı? Şimdi herkes o şanssızlıklar normalmiş gibi karşılıyor. Bir suçlu arıyor. Burada suçlu yok abi. Adam dripling yaparken ha suçlu büyü yapıldıysa odur. Adam dripling yaparken eli kırılıyor ya. Yani top Dribbling yaptığı elde değil. Eves'in pozisyonunda temas yok. O bu nasıl, nasıl, sakatlandı hala bilmiyorsun. Yani ya bak bu dönemde çok ekstra efor olmasa Fenerbahçe 5. final fora da gidemezdi. Jalgiris serisini hatırla. İstanbul'a dönsem Fener o kadar sakat ki kaybedecek Bobby o bele rağmen çıktı tek başına maçı aldı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Tek başına Final Four'a götürdü Fener'i. Çünkü İstanbul'a dönerse o da o durumda olmayacak. Zaten her şey orada başladı ya. Kalinic şey. O sezon başladı. Basının algısı vesaire. O ha, şu. daha önce de Fener'de sakatlıklar oldu. Bogdan için 13 maç kaçırdığı sezon var. Şampiyon, Şampiyon oldu, oldu Fenerbahçe. O brother, bu işi herkesten iyi bildiği için herkesten. Öğrenen de ondan öğrendi bir takım şeyleri. Orada 10 tane 11 tane her zaman güveneceği oyuncu olması gerektiğini çok iyi biliyor. Algı operasyonuyla bu sayı tak tak Benim tak aşağı çekildi. Şimdi eleştiri dediğim eleştiri. programın başındaki o şey şu. Yumurta kapıya dayanınca bir şeyleri yapmak. Ya da böyle bir gece gelip e, geceden sabaha bir ev yapıp derme çatma gece kondu stili. İş iş çıkarıyorlar şubede. Yani ya kurmuşsun potansiyelli bir kadro. Ne diye bağırıyoruz sezon başından beri? Bir kısa bir uzun takviyesi. Bu sakatlıklar evet bu Asfer maçındaki iki sakatlıkta önceden gelen haftalardır Fenerbahçe basketbol takımının verdiği yüksek enerji ve efora bağlı sakatlıklar değil. Doğru şanssızlıklar. Ama e, hem o kısa hem o uzun transferini yapmış olsaydın en azından bu sakatlıkları yaşasan bile şu an takım 7'ye 10 değil belki 11'e 6'ydı. Giorgiewicz'e rağmen benim gücümde. <laughs> Öyle. Abi 5 tane mola 4 top kaybı dönüşü. Olacak iş mi Allah aşkına? Ha bu maçta. Evet. 5 mola aldım. Sana şöyle katılıyorum. Bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Daha da iyi olabilir. Fikrini almak için soracağım sana. Son pozisyon herkes yüklendiği için söylüyorum. içe. Doğru orada o topu oynaması gereken Guduric fakat Fenerbahçe'nin o son topu özel. Ya bir uzun yardıma çıkar. Guduric de çağırabilir uzunun yardımı ama yani 11 metrede almış o topu Guduric. Ama çağırması lazım. 8 metrede almamış ki 11 metrede almış topu. E çağıracak. 8'de ayak, alınca gidiyor. Ayağa kayıyor ama çağırması lazım. Ya ayağa kayıyor da ya ya o çağıracak ya da oraya özel bir oyunun olacak senin kafanda. Ama i̇şte oralarda Vesli'yi arıyorsun. Sadece. Ya arıyorsun. Bak Polonara'yı 5'te denedi. Takımın evet. çıktı seviyeyi gördün mü? Maçın dönüşü o, belki. Polonara 5-4-3 hepsini oynadı. Bağırdık kaç haftadır? 3'le 4'ü şu açıdan zorlanır Fenerbahçe'de. Hele şimdi De Colo'suz. Fenerbahçe'de Henry onu o 3 ve 4'te tamamlayan bir oyun kurucu değil. Onu alsaydın 3-4'le oynar. Polonara bak sen kaç dedin demin? 10 galibiyet, 7 mağlubiyet mi dedin 7 hmm. galibiyet, 10 mağlubiyet. Hayır, ne olabilirdi dedin? 11'e 6 olurdu dedim. Ya bir kısan bir dört buçuğun olsa idi Olympiakos maçını kaybetmezdin. Madrid maçını kaybet. Bak deplasman olmasına rağmen söylüyorum. Tamam. Panathinaikos maçında o iki düdüğe izin vermezdin. Şimdi yine bu maçın sonundaki düdüğe de geleceğim de. Etti sana üç. Ya bir dakika bir konuşayım ya. Yedi galibiyet. Panathinaikos maçı skandal. Sekiz sekiz oldu. Konuşayım derken giydirmek için. Hayır. Sekiz öyle... dokuz oldum bir anda. <laughs> tamam. Real şey Real Madrid maçı aynı skandal. Tamam. Bir anda 9-8 oldum. Evet. Georgievich'in bak sana katıldığım yerler de var. Veselin'in nasıl oynaması gerektiğini keşfetmesi en az en az bir galibiyet. Daha fazla da şey gidiyorum. Hı -hı. Kaç oldun? 10'a 7. arayı keşfetme şeyi bunda bu kadar acımasız biraz daha acımasız olacağım. En az iki mağlubiyet. Biri en başta Barcelona Barcelona'mış. Kaç ha, oldu? En başta. Kaç oldun? 11-6. 11-6'ya mı geldin? 1 2 galibiyetim. 2'de 2 dedim ya. Sen 1 ya ben 1. Hayır 2 dedim ya. 12'ye 5. Ya Polonara bir anda şey, eee Paf takımı oyuncusu muamelesi gördü burada ya. 12. Ne karakter koydular ona değil mi? Müthiş herif. Henry ve Polonara. Müthiş adam ya. Müthiş adam ya. Ya izin vermedi ikisi de ya. Yani bu maçı alacağız burada dedi. Evet. Basket faaller, üçlükler, bu ucu... hücum. çekip şöyle bitirip basket faal aldı ya. Böyle. Ama çok değişik bir yerden çıkardı onu bir anda. Savunma oyuncusu da beklemiyordu. Şimdi Polonara yıpranacak. Tamam mı? Polonara'nın fiziği Hulk, halk ne diyorlar? Öyle bir fizik değil. E şimdi yıpranacak. Ya Wesley varken Booker varken Niye onu doğru kullanmıyorsun? Şimdi kullanacaksın, mecbursun. Yıpranacak. Allah korusun. Zaten bir Floyd kaldı. O kadar. Floyd değil mi ben yanlış hatırlamam? Evet. Yanlış söylüyorum. O, o fena oynamadı yalnız. Ee, yani kapasitesi yok. E, beklentiye bağlı. Beklenti çok düşük. Bence beklentiye göre normal. kötü Beklenti bir çok düşük. Ama evet. iyi niyetli falan. yani İyi çember savunur, enerji katar. çabuk koşar. Ya çember sağlayan. savunur dedin. Ya bu hakikaten tekrar ekrana geldiğinde bu iki tane nasıl net faali var biliyor musun Gist'in? Drive'da şimdi Drive'da yol açarsın. Çok mantıklı. Nasıl açarsın? Böyle açamazsın veya böyle açamazsın. Doğru yerde durarak belki iki adım atarak buna yapabilirsin ama itemezsin. Çekemezsin. İki tane net faali var. Steps'ten bence daha da net. Çalınmayan Steps'i Georgevich söyledi ya maçtan sonra. Son hücum. <laughs> Uzay yürüyüşü. Ne? Daha uzayda kimse o kadar adım atamadı <laughs> ya. Hedef o. Bu kadar seviyesiz. Bu kadar yani art niyetli FIBA falan sakın FIBA'ya laf etmesinler. FIBA falan bunların yanında zemzem suyuyla yıkanmıştı ya. Yani. Şey diyeceğim sana. Bir tane Vrankovic bloğundan dolayı. E, ee, Polonara'ya çıkmayan sportmenlik dışı tersi olsa. Fener'e hmm. yani şey o topu alsa Howard ve aynı hareket olsa. Yani niye soruyorsun? Yok soruyorum. Mitrovic olsa orada. Bir de teknik faal çalarlardı. Mitrovic değil, Mirotic. Mirotic. O da ne rezil sondu. Şimdi ona gelecek. İşte bak Fenerbahçe'yi. Bak ben onlar adına utandım. Ha? Bak bir kere topla 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 hücum fual yapıyor. Hani kendi de geçtim. <laughs> topla yapıyor. gelene kadar kaz ya, kazanan. Sen bir şey soracağım. Formaları değiştir. Bar yani Barcelona forması giymiş kazan lehine çalınacak kaç düdük var? Barcelona 33, 33 tane çıktı. Üçüncü periyot sonunda kaç serbest atış kullanmıştı? 40. Üçüncü periyot sonunda. 30 15. 30 ha. Maçı 37 ya 42 ya 43 ile bitirdi. Son çeyrekte bütün şey oydu. Bak maçın bak. sertliği zaten Palaora'da bili, e, biliyorsun. Yani dayak yiyorsun genelde. Ama yani bu lig niye oynanıyor abi? Ya abi bak o son bak ya sahaya çıkmasın. Bak, bak, bak o, ben sana o, bir abi. şey söyleyeyim Bak. Olay ne biliyor musun? Üç tane dokunulmaz var. CSK, Barcelona ve Real. Ben Real Barcelona'nın önünde diye düşünüyorum. Üçü de dokunulmaz. Fener Barcelona maçını da hatırla. Yani şimdi orada şey faaliyet... Ya geldi. Real bir tık daha önde. Ya onlar üst katta oturuyor. Deniz manzaralı. Havuz var. Onların altında... Efes, Milano... Başka kimi koyabilirim oraya? Makabi. Makabi. Ama Panathinaikos, Olympiakos. Bu takımların iyi olması lazım. Bunda en güzel örneği Olympiakos bu sene iyi, rüzgar arkada. Panathinaikos iyi değil, bir tek Fener maçında. O zaten her yıl oluyor. Mektuplar geliyor. Ondan sonra bir de garibanlar var. Şimdi bu garibanların A lisansı yok. Fenerbahçe hariç. Onlar gelir, gidir, gider. Ben gider. o koyduğum kata Baskonya'yı da koyabilirim. Hangisine? Ee, Orta kat Orta kata. E tabii onlar yani... Onlar da bu ligin abisiydi bir ara. Onlar hani... çok kötü takımlar kurmaya başladığı için doğru söylüyorsun. Güçlü bir Baskonya Final Four yapar hemen. Yaptı zaten. E, güçlü bir olimpiyat yapar. <laughs> Ama bunları Fener maçları dışında kollama şeyi yukarıdakilere göre daha aşağıda. Bunlar sıkıntıyı yukarıdaki de iyi durumdaysa karşılaştığında yaşıyor veya kendisi iyi bir kadro kurmamışsa ya da işte iyi durumda değilse kazan kim ki kim ki çöküşünün nedenini sen hatırlıyor musun CSK serisi ...kimin 2017 kim ki kötü bir takım değil tek başına alıyordu seriyi 3 maçta da boğdular ya 3 maç nasıl Üç maç üst üste olur mu ayıp ya. Şimdi yani. benim sorguladığım şu. Fenerbahçe niye bu grupta? Beş tane Final Four yapmış. Şampiyon olmuş. En az, en az iki tane şampiyonluğu çalınmış. Fenerbahçe niye bu grupta? Niye en azından orta katta değil? Tamam yukarıyı beklemiyorum. Orada ayrı ilişkiler var. Yani... Fenerbahçe'de VTB ligini kursa oraya çıkabilir. Ya da açıktan. Ya da İspanyol takımı istedim. olsa. Ya da biraz destek. Ama bu istedim. nasıl bir saygısızlık ya? Ama işte bak gel gelim burada bir de Fenerbahçe'nin yaptığı da bir hata var. Bu da yönetimsel. Hangisi? Sen güven oyunu veriyorsun. Ha bu son oyla mı? Evet. Hiç... ama Aziz Yıldırım zamanında da böyleydi. Tamam. bu, bu... bak o zaman da doğranıyordun ama sen sahada güçlü olduğun için çok göze batmıyordu. E tamam algı operasyonu niye başlatıldı? Tamam <laughs> o, o, zaman bu zamanda verme onu söylemek istiyorum ben. Verme abi. Niye veriyorsun? Kaç para Efes sence şimdi? Ne? Bütçe 14 mü hala? Yok. Ya, doğru bütçe harcıyor abi. Ya doğru ya harcıyor. Fenerbahçe doğru harcıyordu. Fenerbahçe hiçbir zaman ilk 5 bütçe arasına girmedi abi. Joğnun benim fikiriz ya. Hiçbir zaman. Bu evet. yapılan vatan hainliğidir. Efes'in yaptığında yanlış mı şey. Efes? Yok, bir hep söylüyor, eleştiriyorlar. Yapmaya da devam etsin zaten. <laughs> Olması gerekeni. Yücü var. Özel durumu var. Vergiden düşüyor. Yapmasa şey olur. Doğru. Aptallık olur. Bizi, senin burada derdin zaten e, bu algıların Fenerbahçe üzerine dönmesine kızıyordun sen. Aşağı çekilmesine. Ya bu algı operasyonu başladığında ben hedefin kim olduğunu anladım. iki saniyede. O Bradovich. Çünkü yetişemezsin ona. Doğru. Bir de Hele Fener... Obradovich üzerinden Fenerbahçe aslında. Ya tamam ya zaten yani generali indirdiğin zaman e, çok enderdir Generalden, Savaşı kazanmak mı? Genelden sonra ne geliyor? O savaşına bağlı abi. Albay mı geliyor? Hayır şimdi genel Genelkurmay Başkanı'ndan sonra Or General'den sonra Kor General gelir. Kor General'den sonra e, Tüm General, Tu ben, General ben öyle gider. Cepheden bahsediyorum? Cephede o belli olmaz ki. Şimdi general... Atatürk Çanakkale, Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı'nda rütbesi neydi? Ama o... Ya şimdi gittin. Neydi rütbesi? Yarbay mıydı? Kurmay albay mıydı? Kurmay Öyle abi, bir şey olmasa. Yani hatırlamam ya. Baba sen şimdi gittin. Öyle bir örnek verdin ki. Tamam. Dünyada herkesin kabul ettiği bir benzeri olmayan E tamam bir şey yani demedim ki. En büyük düşmanları Türkiye'yi yok etmek isteyenler bile Mustafa Kemal Atatürk... İşte diyorum ki sana savaşta cephede bir yerde artık o rütbeler geçmez. Ay ben de diyorum çok ki çok öyle takılma. Bir örnek verdin ki eğer olsa yine o savaşı kazandırır. Onu diyorum ya işte yani aynı şey. Ama şeyi öyle söylüyorum. adam yok diyorum ben de. Bir tane yok, var. Yok tamam ben örnek vermek için yani o yaşadığımız toprakları borçlu olduğumuz insan adını anmayalım mı yani? kazandıracak bir yaşadığımız toprakları borçlu olduğumuz insan adını anmayalım mı yani? Örnek olarak da vermeyelim mi? Yani? Ver ver. Ama... İşine gelince en büyük Atatürkçü sensin ama konuşunca. Yani bir <laughs> evet. örnek verdik diye hemen bana sallıyorsun. Baba <laughs> Sana hedef Ailesinde ailesinde. <laughs> Sana hedef yapayım. Ailesinde İstiklal Madalyası olan e, büyük dedeyi göremedik. Onun da var ama dededen çok dinledik. O günleri, o savaşları, o inancı, o imanı dinleyen hiçbir kimse Atatürk düşmanı olmadı tabii ki. Hiç mümkün değil. Ya dinlemesine de gerek yok aslında ya o ya hiç bilmeyip e, her yerde buraya e, nasıl geldik ya? Nasıl eden mi, mi geldik? Bilmiyorum nereden geldik akıtan. Sen ne? general Obradovic'ten gelince ha, o kadar el, o kadar. gelince ta şey orada genel kadar. kurmay başkanı Obradovic değil ki. Obradovic cephedeki general. Genel kurmay başkanı ya şube sorumlusu ya e, kulüp başkanı. O, o açıdan şey yaptım yani. Peki bu şey ne olacak abi? Her sefer bize mi piyano... yarbaymış yarbay. Tamam. Yarbay dedim Hı. sana. Yok ben kurmay albay diye hatırladım bir anda nereden çık kurmayı... Şey e, bu standart nasıl devam edecek? Fenerbahçe için ayrı, diğer takımlar için ayrı. Vicdan yok değil mi? Ne? Vicdan, vicdan. Bir de ne dalga vicdan? geçer gibi. Ya ne Murat, Murat Dedinin arıyorsun? basketbol saygısına inanılmaz bilgisayar saygım var. O çıkacak herhalde dedi değil mi? Yüzde yüz dedi ya. Buna çalmayacaksa Ç neye çalacak dedi. Ama çıkması da lazım. Şimdi ne yapsın? Beş dakika oldu. Bir de dalga geçiyorlar. Dört dakika izlediler ha. Beşe geldi. Okey. Sonra şeyi de çağırdılar. Üçüncüyü de çağırdılar. Dalga geçiyorlar ya. Çalmayacaksın abi zaten. Uğraştırma bizi. Ya onu bir kere izle. Peki en doğru pozisyon ne zaman geldi ekrana? Hakemlerin izlemesi ya. bitince. <laughs> Ya ilk başta herhalde dedim bir hata yapıyorlar. Uzaydan çekilmiş. Bir tane şey geldi. Ee, Fransa haritası. Orada da bir nokta var. O da meğerse e, as vermiş. Ve ona baktılar ya. Ya fırça atsana oradaki görevliye. Bu ne ya dalga mı geçiyorsun diye. Öyle bir tiyatro oynanıyor Abi, ki. Bu için faal pozisyonu var ya. Fark dört sayı olsaydı. Bak 4. O düdüğü çaldı ya. Peresoyç biliyorsun challenge diye itiraz etti Teknik izlemediler. Bak izlemediler. Teknik faal çalar. Yavor böyle yaptı. Sen <laughs> konuş dedi de ben işimi o yapıyorum. O iğrenç ya. Tekniği de çalar o bak ilinç. o üçü verdikten Geçerse sonra tekniği. Geçen haftaki CSK maçı böyle yaptı senin İspanyol. Her şey evet. 40 metreden altın ordudan Altınordu'dan ne ne? Sinirlen Aklına geldi? Altın oluk mu? Ne altın A, Limon olurdu. suyu da bitti. <laughs> ne Düz zaman düzelir bu düzen? bu düzen? Ben sana bir söyleyeyim Euro, bu düzen... Ben takip ettiğim Hani takip ettiğim dedim. Çok yazanlar oluyor ondan. Ee, izleyenlerde de acayip kınlık var. Ee, Euroligin marketi iyice düşmeye başladı. Ben Euro Ligi... son senelerini yaşadığını düşünüyorum. Ben bunu söyledim zaten. Hı. FB TV'de söyledim. Son 3 yılına giriyor dedim. Bu kafayla. 3 yıl... O, Aşağıdan da... Ya hem getirin al yok. Al takımı ayrı birliği kur. Hem getirin yok. Hem ee, ta kulüplere yükü yüklüyorsun hem de e, dövüyorsun. Ya Fenerbahçe... Üç tane takım için hepsini yürüyorsun. Fenerbahçe gidiyorsun. ne özverilerle Obradoviç'i getirdi. O kadroları kurdu. Bu sene bile bu ekonomik <laughs> durumda hiç de fena olmayan bir bütçe çıkardılar. Gayet de eksiklere rağmen iyi bir kadro kurdular. Ha garda alsa... Ya gardla uzun al. Niye şimdi yapıyorsun? Tamam 100 ile kızıyorum abi. Ben senden abi. daha çok söyledim gard diye. Ya. Ben ona kızıyorum. Yapma abi şimdi hiç yapma. Bırak yapma. Ne diyeceksin sonra sene sonra? Ben elimden geleni yaptım bu mu oldu diyecek. Sen elinden geleni hiçbir şey yapmadın ya. İki kere iki dört. Ya bu kadroyu da o yönetim kurdu ya. Ya kurdu da eksikti bu parçalar. Ama Biz 50 defa şey söyledik diyeyim. yani. Eksik yaptın İkisi çok farklı şey. Polonara o zaman özür diliyorum. Polo, Şöyle sana. Arayı, transfer etmek. eksikler adına hiçbir şey yapmadım diyorum. Tamam? Özür dilerim ben. Sen benim ya niyetimi Sen bayağı yap... laf cambazısın. Anlıyorsun. Lafcan Laf cambazısın bak. <laughs> Bakışa bak. Neyse tansiyonu yüksek ve geçen hafta yaşadığımız şeyden dolayı sana fazla bir şey söylemeyeceğim. Seni üzmek istemiyorum. Sağ ol. Ama ne söylemek istediğimi Ha çok Ben şunu yalnız. yaparım bak çok net söyleyeyim. Wesley iki haftayla dört hafta arası diyorlar. Bence daha uzun sürer. Çünkü Wesley'nin zaten ayak bile psikolojik problemi var. Yani onun Şimdi onası... bak döndüğünde her pozisyon kendi yere atacak. Onu, onun, onun sahada olması dönüşü değil bence. Onun Wesley olması dönüşü. De Colo... iki minimum diyorlar. Ee, Booker bir ay minimum bu takımın Türkiye Ligi de tehlikeye giriyor. Yani ben yabancıları sadece Türkiye Ligi'nde oynatırım. Bütün Şehmuzlar, İsmetler, şeydekiler. Euro Lig'de oynatırım diyorsun. Euro Lig'de oynatırım. Sen mi bana değer vermiyorsun? Puh. al sana. Mantıklı. Ya bakayım Jordi şimdi son Yine Yine günleri... en doğru çözümü buldun he. ha. Vallahi. Yüzde yüz yaparım abi. Sezon bitti zaten. E yani şimdi... E, onu da yani kadar... Bitmişti benim Ben hep söylüyordum ama toprak atıldı yani diyelim. Baba bitmiş dedi ya. Niye öyle diyorsun bu takım? Yani müthiş bir karakter takımıydı ya. Abi bir şey demiyorum. Bak. Asfeli yani, doğru yönetseler. Asfeli doğru yönetseler bir galibiyetin daha olacak. Abi, Demin saydık işte. Tamam form bak takım enerjisi çok yukarıda. Bu efor bir yerden sonra dar rotasyonda düşecekti. Ben ona bir şey demiyorum. Fenerbahçe yukarı çıktı. Aralık Ocak yukarıda oynayacak. Doğru. Ama bu ya kadar takım, eksik parçayla bu takım çok Final zor iş. takım yapar mı dersen? Yapmaz tabii ki. Yaparsa e büyük mucize da, olur. Playoff'e mucize Playoff e e çok çok büyük evet. başarı olur. Evet. Ama işte doğru iki ekleme yapsaydın belki de 5. 6. takım. Sadece doğru ekleme değil. Bak orada anlaşamıyoruz. Şimdi Polo ile Henry'i almışsın. Seyret Baskonya maçlarını. Nerede oynuyor? Nasıl oynuyor? E Wesley'nin bin tane maçı var elinde ya. Kokoşko dahil nasıl kullanılmıştı? Yani Wesley'yi kullanma şeklini keşfetmenin bir anlamı yok. 7 <laughs> senedir bu kulüpte. Doğru söylüyorsun ben kenarı da unuttum. Yani. Unutmadım da. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İş yaptı, takımı bir arada tutuyor. iki sayılık, bir sayılık hakem kararıyla bu kadar mağlubiyetten sonra bir tek Asvel ve Milano maçı hariç ayağa kaldırdı. Bütünlüğü korudu. Bunlar da bir pozitif. Ama yani artık... Oyun anlayışında pozitiflik görüyorum. Yani Güzel hücum, de hücum tarafında. Yok, <laughs> merak ettiğim şey soruyorum. Ya or tabii şimdi... Spacing'de bir gelişme var mı? Yok. Evet. Peki. Spacing'de gelişme olması şimdi için. Space'de var mı diyeyim. Sp Hı? İngini atalım. Ya mesela şimdi bu maçta ilk yarı e, Deşan Pierre post-up'tan. Mesela o... öğrendik Deşan Pierre'in e, tekrar. Hayır. 14. <laughs> hafta başladı post -up 15. Yani bir sakatlığı falan vardı. Haksızlık etmeyim de. Hı. Demiyorum şimdi. İkinci yarı ne yaptılar? İkinci yarı e... show-up. Hayır. Kısayla değil Kahudi ile başladılar yani onun bir üzerine. De, bir topu bir de indirtmediler. Bir de show up'ı gösterdi. E şimdi orada bir şey üret. Çünkü olmadı. Onu bekliyorum ben zaten. i̇ki i̇şte kere denedi olmadı. Şimdi onu da ben TJ Parker'ın çözdüğünü düşünmüyorum. Çünkü ilk yarı Tony Parker Tony orada telefon açtı herhalde. Kardeşim, ya da Papa Wish aradı dedi çünkü ki ya maçı yere... Kere... diyorum şu kardeşine söylesene dedi. Ya çünkü yani... ilk yarı Pierre Deniz'e döktü orayı. İlk yarı 5 asist. Wesley. İkinci yarı ne yaptılar? Gisle başladılar. Follow hiç oynatmadılar. Gis tuvalete gitse Vesely'e aldırmamaya çalıştı. E şimdi orada da bir şey üret. Yani. Bir şey üreteceksin ki onlar ona cevap versin. Sen tekrar comfortable olduğun, rahat olduğun düzene dön. Ama hiçbir şey üretmezsen, onlar da başarı olursa o zaman da top kayıpları gelir. Üçüncü çeyrekte üçüncü çeyre devre arası top kayıplarından üretilen sayı 17-3 Fenerbahçe. Üçüncü çeyrek fark kapanmaya başlıyor. 24-17 oluyor ama yine Fenerbahçe önde. E son çeyrek. E son çeyreğe nasıl bir beşle başladın abi? Ama Veseli şey sakatlanmış. Nando sakatlanmış. Tamam peki. Sen nasıl başlardın? Beş numara Polonara. Dört Pierre. Bir numara Henry. İki numara Guduric. İşte üçte büyük soru işaretlerim var. Ya ya Guduric'i... Mesela İsmet olsa Henry İsmet yaparım. Vallahi ee, Henry... Guduric'i üçe çekerdim. Henry... <laughs> Şehmuz. Melih... Biliyorum abi. Pierre Floyd. Ya bu beşli e, ava bile gitmez. Burada e yani kim <laughs> servis yapacak? Pierre'in postaplarını elinden almış. Bak bu beşli ava bile gitmez ya birbirlerini vururlar yandı. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi kötü oynuyor olabilir. Ona da birbiriyle alakası yok tamamlayacak bir yer. Hayır birbiriyle... şimdi şimdi dekola yok bu takımda transfer yapılmadan Dökola'nın benzer bir görevini üstlenecek isim say bana. Hmm. Yani belki Kudriç. Kudriç. Başka yok. O da çok zorladı. Zanişçe su kaynatıyor. Hayır ama onun da işini kolaylaştırmak lazım. Tabii. Gel yarı sahada topu al canım Markom. <laughs> Hadi oyna. O, değil. Zaten sıkıntı o. Hayır, Herkes Sergiz Kudriç'e yükleniyor ya. Oradaki sıkıntı. Bak Dökola onu daha iyi oynuyor ama Dökola da o değil. Dökola'nın De da orada kaybettiği topları hatırla. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şimdi Gudur için mutlaka olması lazım. Doğru mu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Henry'den vazgeçemezsin. Çünkü o direnişin şeyi. i̇lla iki dakika dinlendireceksen Şeymuz Gudür Gudur Onları değiştirebilirsin. Şimdi araya sarıldın. Evet dinlenmesi gerekebilir. Fizik olarak dediğim ama bu beşle dinlenmez. Ya bak ben Hayır, bu beşle dinlenmez. Şimdi oradaki bu beşle beşte... kısa rotasyonundayım abi ben. Hayır bu beşte Melih niye sağda? Melih'e burada kim pozisyon hazırlayacak? Melih herhalde pozisyon hazırlayacak. Melih Melih'e asist. <laughs> evet, yani büyük Panya'dan falan atıp köşeye mi çıkacak acaba? Yani böyle... Şimdi bunları da eleştiriyoruz. Evet. Peki İsmet niye yok kadroda? Nesi var Değil İsmet? İşte Vallahi bir, bir merak yani. problemi vardı herhalde. Şimdi İsmet yani şu var. Kısa, şu dar kısa rotasyonunda İsmet yani Şayok'u bu kadar kullanmıyorken, faydalanamıyorken yani bilmiyorum abi ben ya Fazla yükleniyorum kafamda. Takıntılı da değilimdir normalde ama hani e, kızıyorum Nasıl? konu fenerbahçe olunca. Takıntılı değil misin? Neye takıntılıyım söyle bir tane takıntımın. <laughs> söyle bana güleceğini. İnsanlar öyle zannediyor. Söyle bana bir tane. Senin lakabın çengel ya. Kim lan diyor? Lan <laughs> Çok hiç takıntısı yoktu. Bak nasıl? Vallahi söyle ya. Ha? Bir tane söyle diyorum. Ya ben için iyiliği için söylüyorum ya. Yani. Takıntılı dediğin o. Ben e, bu şu kadronun başında... Arkadaşlar şey arabada ısı derecesi 45'in altına ya iniyor. Ya dışarısı 3 derece. 45 mi olacak? Duştan çıkmışsın. Bak duştan çıkmışsın. Ya ciklet alacağım. Zatürre Zatür şey olacaksın haberin yok. Ben duştan çıkıp şortla barzı Abi Hiç merak etme. Harika. Bu yaşa tek başına mı geldin sen? Daha i̇yi. Peki. Olmadan hiçbir şey olmaz. Maşallah. Ee, peki o zaman son olarak Clark ismi geçiyor. Abi Clark'ı ben unutmuştum yoksa. E, ya yani Golden State'te ondan önce Utah vardı galiba. Sonra bir Pelicans var. Yanlış hatırlamıyorsam. Utah'tan sonra da bir şey var orada. Golden State bir maçı var Golden State'te. Kevin Durant hatta sakat mıydı acaba? 36 galip bir maçı var. Golden State'i iyi oynadı. Pelicans free agents kontrat imzaladı evet. onunla ama demek Çin'deymiş. O kadar da yaşlı değil ama. Çin'de ne durumda ama? Çin insana ne yapar? Bak mesela son topu Guduriç'e ne yani Clark oynası bitirirdi. Clark'ın şöyle bir özelliği var. biraz eski basketbol ama bir ee, David Rivers diyebilir miyiz? Orta, yok. orta mesafe birebirini çok iyi oynar. Yani orta mesafe şutlarında genelde hiç asist gerekmez. Ne durumda bilmiyorum şimdi. Ben hatırladığım kadarıyla. Yani Çin çok uzak. Ama şimdi dekola sakatlanmadan önce iyi de olsa bu muydu senin alacağın transfer? Olabilir. Bence değil. Değil ama olabilir. Şu an olabilir dekoloji. Ha, şu an zaten böyle biri lazım. Ama Bence yani şu an sen de olabilirsin. Bunu aldığın zaman bir tane daha alman lazım. Yine maç sonunda yüreğine hiçbir şey söylemek mümkün değil. Henry karar verme aşamasında yok yapamaz. Tamam zaten onu onu yüklemek de yanlış. Esas hata orada. O işte. Ondan onu bekleyemezsin ya. Bu Çocuğu 20 da Evet, 21 yaşında ya öğreniyor diyeceğim biri diye adam 28 29 yaşına gelmiş. This is him ya. Yani Peki abi beklemek istediğim bir şey var mı? Vallahi ben çok ciddiyim o fikrimde. FIBA konusunda. Hayır işte şey takımıyla çık. Ha genç takım. Tamamen Türklerle çık. Şehmuz, İsmet tecrübe kazanır. Hatırlatalım ve Sen bu veseli... markaya değer katmak için ne fedakarlıklar bulundun. Tamam bir daha hatırlatayım o zaman. Jordi Bey'e ve e, iş ortaklığına söylüyorum. Belki. Kahve. 7500 Fenerbahçeli Belgrad. 7500 Fenerbahçeli Berlin. 7000... Fazlaydı Berlin. Ha? Berlin fazlaydı. Hayır oradakileri değil. Buradan Belgrad gidenleri. Belgrad'a ben. Hayır e, buradan gidenleri. Berlin'de... 7500 kişi Vitoria. Yok Vitorio kadar olmamıştır. Vardı ya. Her ya. yerde Fenerbahçeli vardı. Ekonomisine ayak ayak Ya bir kere ayağa Fenerbahçe kaldırdı. taraftarı. Fenerbahçe, madem, Fenerbahçe... madem bu yapılıyor ben de bunu yaparım. Yani Fenerbahçe taraftarı Ekim, Ekim ayından belli olduğunda final four. Çıksın anlatsın maçı. Final four belli olduğu gün biletini alıyordu uçak biletlerini. Hı? Uçak biletlerini final Four'un belli ol Belli olduğu zaman ertesi günü bilet alıyordu Fenerbahçe taraftarı. sezon başında alıyordu ya. Tamam işte Ekim ayı, Kasım ayı herkes He. biletlerini alıyordu. He. Bunu kaybettiler ya. Ama sadece onlar kaybetmedi. Kim kaybetti? Bunu kaybettiren bir de e, basketbol üst aklı var Fenerbahçe'de. Neyse. E, Veselin'in de kontratı bitiyor. Bizi eğer ha. bazen izliyorlarsa e, hani belki unutmuşlardır. Bilgileri Şu tekrar olsun. Anda Önümüzdeki sezon bitiyor. Veseli ee, boşa çıkacak. Umarım ee, bir yanlış bir hata daha yapılmaz. Ve en azından Fenerbahçe ruhunu sahaya ee, en iyi yansıtan... Belki de Fenerbahçe taraftarının kendisi olan bir oyuncuyu da Fenerbahçe kaybetmez. En azından bir üç sene daha oynar. 5 sene daha oynar ve forması o salona asılır diye umut ediyorum. Beş ben, sene bu seviyede oynayamaz. ama Önemli değil ama... Ee... Iki sene, i̇ki, oynar, sene senede, sene i̇ki sene bu seviyede oynar. İki sene bu seviyede oynar. İki sene bu seviyede oynar. 90 doğumlu abi. Ben e, ben olsam ben olsam şu anda vesileye kontratın önüne koymuştum. Ben Sen bu dakikayı beklemedim. Hayır. Şimdi doğru zaman. Morale ihtiyacı var. O bu kulübün var. arkasında olduğuna ihtiyacı Arka var. Sıkıntılar fırsattır. E, o açıdan. 2 artı 1 mi yaparlar? 3 artı 1 mi yaparlar? O da ben %100 eminim özveride bulunur. %25 indirim yapmıştı zaten istendiğinde. Eşinin İstanbul'da birçok yatırımı var. Burayı çok seviyor. Fenerbahçe taraftarını çok seviyor. Ee, ve senin de dediğin gibi oraya belki de inşallah obra içinde bir benzer şey düşünüyorlardı. En hak edilen forma, iki forma asılır. Obra için ne düşünüyorlardır? Oraya asarım ben Obra'yı ya. Yani sana bu kadar ben, emek vermişim. Ben Şunu heykel, da söyleyeceğim kapatacağım. Sana bu kadar e, bambaşka bir seviye atlatmış koçuna. Burada hazırlık turnuvasında şöyle bir tane plaket veriyor sana. Da ya seyirci ben, yoktu falan filan. Ya Sen yani. hep bardan boş tarafına bakıyorsun. Ben de hep bardağın dolu tarafına bakıyorum. Obra'ya orada bir tören yapsan. 300 seyirci gelmiş. Yapacağını beyan etsen o salon ne olur biliyor musun? Yani 30 Allah bir COVID, aşkına COVID. yapmayın ya oh. tamam. tamam abi bizde dahte vefa yok Tamam özellikle bu dönemde hiç yok O yüzden hiç beni konuşturma Obradov için hakkı nedir biliyor musun? İyi bir Fenerbahçe futbol takımı Şükrü Saraçoğlu Ülker Arena kaç bin kişi alıyor? 50 bin mi? 50-55 yani diye geçiyor 55 da bin kişinin önünde Orta sahada orada yapılır Burası bile Obra'ya ufak ya, yap, ya öyle bir niyet olsun yeter ki Fenerbahçe taraftarı Önce gereken şeyi iyi yapar. olması lazım. Fenerbahçe taraftarı zaten gerekeni yapar. Biliyorum canım. O ayrı konu. Öyle bir niyet yok sadece. Neyse ee... yemek sabiti bana bile alakalı bugün mısırlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ben yiyeceğim. Kart var mı arada? <gülüyor> <gülüyor> Hayır belki şey çıkar diye düşündüm. Ayza yatağımız. Onun, <laughs> onun bitmiyor mu kontratı? On gün mü? Ama uzatabilirler. Evet sevgili basketbolceller, yemek sepeti uygulamasını indirip bana bir seçeneğinden market alışverişlerimizi yapıp sepetimizi doldurup kampanyalardan faydalanmayı sevgili Murat abim gibi unutmuyoruz. Önümüzdeki hafta yılbaşı. Hmm, sen yoksun. Ee, kim sen kaçarsın şimdi? Nereye ben buradayım ya Valla buradayım. Hiçbir yere gitmem. Öyle mi? Hmm. Ama cumartesi mi çekeceğiz? Yok. Ya onu tekrar bir konuşacağız. Pazarda çekebiliriz. Hayır canım. Efes maçından sonra çekeceğiz. Perşembe. O akşamı canlı çekersin. Ben olmam. Ha, işte onu, onu söylüyorum. Yok. Olmayacaksın yani. Hayır program var <laughs> ee, şey değil. Hayır yani yılbaşı ile alakalı program değil o. <laughs> Oradaki olan. Perşembe gecesi gel burada çekelim. <laughs> Hafta sonu da rahat et. Evet. Ceren'imi al bir yere götür hafta sonu. Ne? Buradayım ya. Nereye götüreceğim? E tamam biz. Perşembe Efes maçından sonra yayın yapıp Anıl'la mı yapacağım? Bakacağız ona. İki, iki gün o, sonra, sonra sen de yaparım. mi bir daha yapacağım aynı programı? Arada maç yok. Hayır eğer siz Anıl'la yaparsınız. O yani hafta sonu olmayacak. Ben yokum. Evet yani. işte. Bakacağız ona. Onun var. Ben olmayacağım için... E, belki olmayabilirim diye... Hepinize e, güzel, sağlık dolu... Amin. E, her şeyin başı sağlık... Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Benim tek dileğim her zaman sağlıktır. Sizlere de güzel, i̇şte sağlıklı sağlığın bir... Sağlığın bozulmasına neden olan nedenler de ortadan kalksın. Beynim yandı şu an. Ha? Cümleyi zor toparlıyordum zaten. Sağlığın nedenlerden o, neden... Sağlık durum... Yani sağlık durup dururken bozulmuyor ki abi. Tamam ben de diyorum işte az stresli güzel bir sene, sağlık dolu bir sene olsun. Ee, hepimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için. Senin için de. Seni insanlıktan için. ayırdım şu anda. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> seni sadece tek, <laughs> seni tek şey yaptım. Dur koşayım ee, biraz yani, geldim. Tekrar e, önümüzdeki hafta inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.